Samsun'da bir açıklama yaptınız. Dediniz ki Çorum-Delice hızlı tren hattını projesini 2024 yılında ihalesini yapacağız ve 2029 yılında da bu hızlı tren hattı hayata geçecek diye söz verdiniz ama 2024'ün 6. ayına yaklaştığımız şu günlerde hala ihalesi yapılmadı ve 2029'da sizin daha önceki bakanların verdiği 2023 yılında biz hızlı trene binecektik ama maalesef hızlı trenin bizim hala ulaşmış olanı değiliz. Verdiğim son önergesinde de sadece ihale tarihini vermediniz ve sadece 2029'da hızlı trene kavuşacağımızı söylüyorsunuz. Bu gerçekleşecek mi? Bunu çok merak ediyor Çorum halkı. Bir de 1945'li yıllarda planlanan ve bizim de seçim öncesi beyannamemizde yer alan Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı buluşturacak Anadolu'nun kalkınma projesi olan demir ağlarla ölecek miyiz? İş insanlarımızın 10 bin dolara ürettiği ürünü 10 bin dolara nakliye vermek zorunda kalan Çorum, Amasya, Tokat, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, bu bölgedeki Aksaray, bu bölgedeki iş insanlarımız, üreten insanlarımızın bu sorunu çözülecek mi? Bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Çorum, Delice Çorum hızlı tren hattı. Esasında bu soruyu bir sonraki soruyla birleştirerek cevaplayayım. Hani Samsun Limanı'nın Mersin'e ulaşması ile ilgili. Biz şu anda yaklaşık 14 bin kilometre demir yolu hattımız var. 2053 vizyonunda bu 28 bin, 29 bin kilometredir. Ama kısa vadede özellikle 2030'a kadar lojistik merkezleri ve limanları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Bakın Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep yüksek hızlı tren hattını yapıyoruz. Karaman, Ulu Kışla arasını yapıyoruz. Ulu Kışla ile Yenice arasının ihale sürecini gündemimize aldık, onu takip ediyoruz. Arada kalan, eksik olan mesela yine Kayseri'den aşağı inen mevcut bir hat var, onun kapasitesinin geliştirilmesi noktasında gayret ediyoruz. Ama Samsun Kalın arasının mevcut hattı iyileştirdik, kapasiteyi ciddi artırdık. Ama oradaki nihai hedefimizin de Delice'den Çorum ve oradan Merzifon'dan Samsun'a inecek olan hızlı tren hattıyla hattı tam tekamül ettireceğimizi söyleyebilirim ve onun da inşallah ihalesini bu sene yapacağız. Hiçbir nedeni olacak bir ihaledir. Oluşmuş olan piyasa şartlarına göre keşfini güncelliyoruz. Geçen akşam bunu konuştuğumuzu söyleyebilirim size. Dolayısıyla hani eğer bir aksilik olmasa önümüzdeki ay ihalesini yapabilir durumda oluruz. Tasarruf tedbirlerine takılması için. Şöyle bu dış kredili olacağı için zaten 3 senelik bir tasarruf tedbiri süreci var ya. Zaten burada geri ödeme de 3 senede başlamayacağı için etkilemeyecek ama ya buradaki tasarruf ve verimlilik tarafını beraber konuşursak biz bazı önemli projelerimizde hiç durmadığımızı, tersine biraz hızlandırdığımızda inşallah göreceksiniz. Zamana tahammülü olan, ikinci derecede olanlarla ilgili bunları biz uygulayacağız. Dediğim gibi Çorum Delice de bunlardan bir tanesidir.